Selam arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de ETS2 otobüs videoları video serisinde Türkiye haritası 1.46 versiyonuyla Setra S517 aracıyla süper bir yolculuk yapacağız. Aracımız Varan Turizm'e ait çift dingil bir araçtır arkadaşlar. Benden istenen bir moddu ve bu modu sizler için hazırladım. Evet arkadaşlar, şu anda Konya terminalindeyiz. İlk yolculuğumuz tabii ki Kayseri olacak ve Kayseri'den ise Yozgat'a doğru varacağız. Kayseri'de arkadaşlar bir indi bindi işi yapacağız ve yolcularımızı indireceğiz. Binenler olacak. Asıl gideceğimiz yer Yozgat arkadaşlar. Kayseri ara durak olarak yolculuk esnasında göreceğimiz şehirlerden birisi olacak. Evet arkadaşlar, şöyle yolcu gözünden bir aracı gezelim. Öncelikle süper bir mod içinde süper bir olay var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merdiven boşluklarındaki ışıklar ve Setra yastığındaki ledler süper olmuş. Yani bu mod çok hoşuma gitti benim. Evet, beni de görüyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar araçta cam tavan özelliği var. Bir sürü modifiye etme şansınız var arkadaşlar. Koltuk renkleri olsun, halılar, ışıklandırma, aracın iç dış tüm dizaynını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Cam tavan özelliği bu araçlara çok yakışıyor arkadaşlar. Yolcularımız hazır. Şu anda benim konuşmamın bitmesini bekliyor ve yolculuğumuz başlayacak. Arkadaşlar lastikleri şöyle bir değiştirdik. Goodyear'ın yanaklı şerit lastiklerini ekledik. Onun dışında ufak tefek tabii ki eklemeler yaptık arkadaşlar. Aracımıza yakışacak şekilde ufak tefek şeyler yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi yolculuğumuz artık başlıyor. Gördüğünüz gibi süper bir araçtan bahsediyoruz ve bu yolculukta arkadaşlar kullanacağımız bir ekipman var. Daha önceden Ford F-Max'i de bu şekilde videoya almıştık ve bugün de Logitech G29 ve Shifter'ını videomuzda kullanacağız. İlk defa otobüsü kullanmış olacağız arkadaşlar direksiyon setiyle videolarda. Umarım bir hatamız olmaz. İyi yolculuklar diliyoruz arkadaşlar. Ufak tefek bilgiler vereceğim zaten. Şu anda terminalden yavaş yavaş çıkış yapalım. Evet, arka lastiğinde döndüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Konya terminaline şu anda ayrılıyoruz. Aracımızda çift korna var arkadaşlar. Süper kornaları var. Bu da ikinci kornamız. Ben bu kornayı çok seviyorum arkadaşlar. Niyeyse çok hoşuma gidiyor. Şöyle navigasyonumuzu açalım. Yolumuzu da görelim. Evet, 1.46 moduyla oynuyoruz. 1.46 moduyla sürümüyle. Bu ikinci videomuz arkadaşlar. Tır videomuzu da Ford F-Max ile yapmıştık. Şu anda ise Setra otobüsüyle ikinci videomuzu çekiyoruz. O videomuz da çok beğenildi. Bayağı tercih edildi. Eğer izlemediyseniz arkadaşlar kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar araç 8 vites. 8 viteslik bir araçtan bahsediyoruz.
Şöyle sinyalimizi de verelim. Direksiyonda gördüğünüz bütün tuşları kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbirini boş bırakmadık. Yani klavyeden ne kadar çok uzak olabilirim diye düşündüm. Hepsini kullanmaya çalıştım. Evet, şu anda arkadaşlar 90'la gidiyoruz ve 5. viteste, yani 8 viteslik bir araç arkadaşlar, muhteşem bir otobüs. Bir sürü kamera sistemi var. Hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hepsini göstereceğim sizlere. Şöyle bir Konya'dan bir ayrılalım. Yavaş yavaş bak otobüsü inceleyeceğiz. Varan Turizm'le şu ana kadar videomuz yoktu. Varan Turizm'de kullandık. Umarım otobüsü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalıştık bakalım. Evet, iki tane kornamız var. Dediğim gibi süper bir korna sistemimiz var arkadaşlar. Otobüsün soundları, efektleri, aydınlatmaları gerçekten iyi arkadaşlar. Şöyle biraz da içten bakalım. Hatta şöyle direksiyonu da görelim. Set problemini görmüş olalım. Arkadaşlar ben bu araçta bir de şeyi çok beğendim. Yol bilgisayarı çok güzel. Şu anda göğüse baktığınızda yol bilgisayarı, böyle yolu görebiliyorsunuz. Otobüsü iki taraflı görebiliyorsunuz. Kamera sistemi var. Onun dışında arkadaşlar motor ve hararet durumunu ve bir de böyle hızı görebiliyorsunuz. Yakıtı da görebiliyoruz. Yakıtı unutmayalım. Biz şöyle hıza getirelim. Evet, saatte kaç kilometre ile gittiğinizi buradan görebiliyorsunuz. Yalnız böyle sürdüğümüzde aynayı göremiyoruz. Onun için şöyle biraz aynayı görecek şekilde ayarlamamız lazım. Evet, böyle daha iyi. Ayna önemli. Evet, yol birden daraldı arkadaşlar. Burada çalışma var galiba. Arkadaşlar ben biraz direksiyondaki tuşları böyle tabii kendi zevkime göre ayarladım ama sizlere pratik olan tuşları söyleyeyim. Mesela arkadaki sağ kolu sileceklere verdim. Hemen böyle yağmur yağdığında elimizin altında olsun diye şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Solu da selektör yaptım. Yani böyle biraz rahat oluyor. Gerçek araçlarda da mesela selektör böyle ya. Onun için. Şu ikisini arkadaşlar, yani yön tuşlarından sağ ve solu sinyallere verdim. Birini menü, birini radyo yaptık. Burada arkadaşlar moda göre retarder veya kapı açıp kapatma, korna, kontak, aydınlatmalar, radyo ses açma kapatma, dörtlüler,
iç dış kamera, el freni diye ayarlarım yaptım. Bu da arkadaşlar ikinci bölüm viteslerine geçiyor. Yani 6'ya kadar buradan yaptık. Daha sonraki viteslere, yani 7, 8, 9, 12'ye kadar olan viteslere, tabii 12 vitesli araçlar da var, tırlar var biliyorsunuz. Onlara da buradan geçiyoruz arkadaşlar. Zaten yolda hızlandıkça onu göreceksiniz. Şöyle biraz kameralardan da bahsedelim. Üçüncü kameramız otobüsü yukarıdan görüyor. Dördüncü kamera arkadaşlar direksiyonu iptal ederek, gördüğünüz gibi direksiyonu iptal ediyor ve yolcu kamerası oluyor arkadaşlar. Yani yolcu ayaktaki bir yolcu üzerine, tabii ki oturan bir yolcu değil. Evet, yağmur da yağmaya başladı. Onun dışında şöyle bir kameramız var arkadaşlar. Bu kamerada arkayı gösteriyor. Bu da otobüsü yok ediyor. Bu da sürekli kullandığımız bir kamera aslında. Videolarımızdan bilirsiniz. Lastik kamerası. Bir de arkadaşlar şöyle otobüsü çevreden gördüğümüz bir kamera var. Bu benim sevdiğim kameralardan birisi. Şöyle aydınlatmalarımızı açalım. Kısa farlarla gidelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şöyle yol bilgisayarını, göğüsteki ışıkları görüyorsunuz. Evet, Aksaray'dan geçiyoruz. Arkadaşlar araç çok büyük. Bayağı uzun bir araç. Ama sürmesi de o kadar rahat yani. Direksiyonun falan hafifliği, hidrolikliği falan süper arkadaşlar. Muhteşem bir mod. Ücretsiz, haritada ücretsiz. Harita oyuncuyuz biz ailesiyle. Bizleri buluşturdu arkadaşlar. Sağ olsunlar, harita ücretsiz bir şekilde yayınlıyorlar. Onun dışında otobüsler de ücretsiz. Bu arada arkadaşlar, bir de bu bozuk yollar modunu yükledik. Bazen çukurlar, tümsekler, dar yollar, bunlar da çıkabiliyor. Onu biz kendimiz yaptık. Fren sistemi çok hoşuma gitti. Manevra çok güzel. Otobüs gerçekten güzel arkadaşlar. 10 numara bir mod. Yani neobüs dediğimiz otobüslerden. Evet, artık karanlık olmaya başladı. Altı saatlik bir yol mesafemiz var. Yozgat'ta ilk yolcularımızı indireceğiz ve, pardon arkadaşlar, Kayseri'de indireceğiz ve Kayseri'den de Yozgat'a giden yolcularımızı alacağız. Konya Kayseri arası 80 lira. Konya Yozgat arası 120 TL bir ücret alıyoruz. Şöyle aracımızı biraz dışarıdan görelim. Bu arada arkadaşlar şöyle iç aydınlatmalar da var. Onu da göstereceğim. Molada
Evet, retarder sesini de şu anda duyuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, katıl butonumuz aktifleşti. İsteyen arkadaşlarımız kanalımızdaki ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl butonuna bizlere destek olmak için ve ayrıcalıklardan yararlanmak için katılabilir arkadaşlar. Bayağı bir trafik var bu arada. Şöyle baktığımızda şehir içinde gidiyormuşuz gibi. Arkadaşlar, bu arada radyoyu açmadım. Süper müziklerimiz var. Onları da ilerleyen videolarda sizlerle buluşturmak istiyorum. Yenilenen müzik listemizi sizlere sunacağız arkadaşlar. Evet, bir an bir tereddüt ettim, Kayseri ne tarafta kalıyor diye. Şöyle arkadaşlar, biz gene ne olur ne olmaz açalım navigasyonu. Diğerinden daha net gözüktüğü için şöyle sileceği de hızlandıralım biraz.
Evet arkadaşlar, Kayseri'ye vardık. Şimdi terminale doğru yanaşacağız. Şöyle el freni çekiyoruz arkadaşlar ve kapıyı açıyoruz. Evet, inenler iniyor burada. Yağmur sesi de gelmeye başladı. Birazdan hareketleneceğiz arkadaşlar. Yozgat'a doğru. Güzel bir otobüs arkadaşlar. Yorumlarda siz de görüşlerinizi belirtin. İstediğiniz modlarda yazmayı unutmayın. Yorumlar önemli. Arkadaşlar bu trafik ışıkları o da bir modla yapılıyor. Böyle ledli sistem yapılıyor arkadaşlar. O da ücretsiz, indirebilirsiniz. Renk katıyor, güzel oluyor.
Evet arkadaşlar, birazdan ihtiyaç molası vereceğiz zaten. Yolculara bir mola fırsatı tanımamız lazım. Bütün hızımızı kesti gerçekten. Tam ne güzel gidiyorduk. Bir an geriye taktım vites. Evet, çevirme vardı bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika ihtiyaç molası vereceğiz. Ve el frenini çekelim ve otobüsümüzü biraz inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi süper bir aydınlatmamız var. Bu şekilde.
Evet. Tuvalete gelen yok. Devam. Varan yastığında görüyorsunuz. Haydi kalkalım. Şöyle yakalım uyarı ışıklarımız, dörtlerimiz yansın. Bu arada arkadaşlar, bir de şöyle kabin ışığımız var. Bu şekilde yakabiliyoruz. Ya bunu neden koymuşlar? İkram zamanlarında bu önden kolaları, soğuk içecekleri, suları falan muavinin rahatlıkla alabilmesi için, görebilmesi için şu anda kapatalım. İkram yok arkadaşlar bizde. Çünkü zaten biletler ucuz, mazot pahalı. Artık su veriyoruz sadece. Arkadaşlar şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Vitesi 7'ye taktım. Evet, artık 7 ve 8'de test edeceğiz. Ama trafik çok arkadaşlar ya. Gerçekten trafik çok. Evet, Kırşehir üstünden geçiyoruz. Özbağ'dan geçeceğiz. Zaten arkadaşlar Kırşehir'den sonrası Yozgat biliyorsunuz. Mesafe çok yakın. Bu arada arkadaşlar bizim buradan dönmemiz gerekiyor.
Evet, yolda bayağı bir daraldı. Setra efsane arkadaşlar ya. Gerçekten sürmesi çok zevkli. Yolda akıyor. Evet, Yozgat'ta tepeye çıkıyoruz. Arkadaşlar, sağ tarafa doğru döneceğiz biz. Normalde sola dönseydik Kırıkkale, Elmadağ, Ankara diye yol devam edecekti. İstediğiniz modları yazın arkadaşlar. İstediğiniz otobüs, tır, kamyon, vinç, dolmuş, araba ne varsa yazın. Yapmaya çalışalım. En çok gelen mod yorumlarına göre seçiyorum. Eğer hepsi aynı sayıda geldiyse eskiye göre bakıyoruz arkadaşlar ve elimizde olanlara göre tabii ki. Yani olmayan bir modu zaten yapamayız. Evet, bu arada şu karşıdaki tesis de çok güzel. Bazı tesisler çok iyi arkadaşlar. Kaza olmuş galiba. Evet arkadaşlar, geçmiş olsun diyoruz. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Yozgat terminaline doğru şimdi yanaşacağız.
Şöyle Yozgat'ı bir dışarıdan görelim arkadaşlar. Yozgat'ı ben çok seviyorum. Süper yapmışlar gerçekten. Şimdi itfaiyenin önünden geçeceğiz, stadyumun önünden geçeceğiz ve en sonunda terminale doğru varacağız arkadaşlar. Yozgat'tayız arkadaşlar. Muhteşem manzaralar. Yozgat'ta da ışık çok yanıyor ya. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.